Sosyetik Meltem özgürlüğüne kavuştu nihayet. Meltem Hanım zaten özgür değil miydi? Özgür olmasa köle olurdu. Hiç benim tanıdığım kölelere benzemiyor. Hadi sus. Lütfen sus yani. O Meltem var ya, o kafasını taşlara, duvarlara vuracak. Aha da buraya yazıyorum. Pişman olacak. O taşlara vuracak kafasını. Ay vurmasın Kadriye anne. Bir insan ne olursa olsun asla kendine zarar vermemeli. Ya Hatice, gerçekten bunun konumuzla bir ilgisi yok ama haklısın diyeyim ne diyeyim. Çünkü ben çok akıllıyım. Teyzem arıyor. Açsana kız. Ay dur Kadriye anne, ben bu melodiyi çok seviyorum. Biraz çalsın ne olur. Kızım açsana şu telefonu, aç. Ay kız, içim kıyıldı, aç diyorum sana. Ay bir dinletmedin melodimi Kadriye anne. Alo teyze. Ha, Hatice. Ay neler oldu neler. Dualarım kabul oldu. Oh oh çok şükür. Teyzem senin kalbin temiz. Senin duan kabul olmayacak da kimin duası kabul olacak? Ne olmuş kız? Teyzemin duaları kabul olmuş. Ay çok şükür. Amin amin inşallah. Kuponlarımızın yarısı ilk maçtan yattı abi. Bak bu kupon son dakika gol yedi yattı. İlk yarı sıfır oynadık. 45 artı 5'te gol oldu. Bu da yattı. İlk yarıda 5 dakika uzatma mı olur be? Biz yazınca oluyor abi. Bak bu kupona da alt yazdık. 4-4 bitmiş. Artı 7 olmuş. İnanıyorum Şükrü. Bu kupon tutacak. Paraya para demeyeceğiz Şükrü. Ne diyeceğiz abi? Bitcoin diyeceğiz. O ne abi? Ya ağzımdan çıktı işte. Bitcoin. Alın teriyle para kazanmak için kafanızı yorsanız da biraz da. Lagoluga yapma Yakup, çay yap. Ya Hatice ya. Aynen işte, aynen anlattığım gibi olmuş. Hakim demiş ki bir ay beraber yaşayın. Deme, bir aya. Ya çok şükür, çok şükür. Kız ne olmuş anlatsana. Tamam teyze, kapatıyorum ben şimdi. Ama bak bizi gelişmelerden haberdar et. Tamam hadi bay bay. Ha çok şükür kapattın yani. Anlat bakayım ne oluyor ya. Şöyle olmuş. Haluk Bey ile Meltem Hanım'ı hakim boşamamış. Demiş ki bir ay beraber yaşayın sonra gelin demiş. Aa, kız bu sosyetik Meltem'in hevesi kursağında kalmıştır. Ay ben hemen kudüşüme de haber vereyim. Efendim Hatice. Ha. Ne diyorsun Hatice? Tamam tamam. Teşekkür ederim. Hayatımın güneşi. Öptüm. Hadi kapat Hatice. Sen kapat. Olmaz Hatice. Sen kapat please. Ya romantik kocişim benim. Sen kapat. Hatice'm. Aldığım nefesim. Ne olur sen kapat. Hadi. Kapatsana şu telefonu oğlum. Ne? Aa kapattı. Ne yapacaktı tabii ki kapatacaktı. Abi ne kızıyorsun ya? Ne bu ya? Çok kırıldım Kadriye anne. Ben kapatacaktım ilk. Allah'ım beni mi deniyor? Sabır ver Allah'ım lütfen ya. Allah'ım. Yakışıyor mu kahvede Şükrü? Ne yapayım? Seviyorum ben. Seviyormuş. Ne söyledi peki? Hakim Haluk abiyi tedbirsiz disiplin kuruluna sevk etmiş. Yani? Yani Haluk abi eve dönmüş. Ama karar bir ay sonra verilecekmiş. Vay vay, karara bak. Hakim şov yapmış be. 5 kişiyi çalımlamış, köşeye çakmış topu. Haklısın abi. Haluk abi sahalara geri döndüğüne göre biz de işimizin başına geri dönelim Şükrü. İşimizin başına dönmek bizim işimiz abi. Aynen Şükrü. Hayırlı işler Yakup. Hatice, malzemeleri hazırla.
Haluk oğluma böyle güzel bir hoş geldin hediyesi, güzel güzel böyle dolmalar yapalım ona. Oh var ya, o sosyetik Meltem, o sebzeci Meltem, o aslan oğluma öyle şeyler yapamaz. Peki, aslan aç kalınca ne yapar? Ne yapar? Ava çıkar. Aslan ava çıkmasın. Çıkmaz. Tamam Kadri, yani hemen hazırlıyor. Oh İsmail Bey, bu kadar seveceğim aklıma gelmezdi. Kitledi tutku cadısını. Sabaha kadar dosya baksınlar da biraz kafamızı dinleyelim ya. Evet ya, ne kadar kötüsün İrem ya. Hak etti. Milyonlarca erkekten gidip evli olana gözünü dikersen böyle olur. Ona İsmail Bey müstahak. Doğru geldi. Hayır! Aa, hoş geldiniz. Vay 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 Hüseyin abi. Hangi rüzgar savurdu sizi buraya? Biz rüzgar nereden eserse oraya gidenlerden değiliz, dargınlık. Çay içer misiniz? Taze çıktı. Vallahi içeriz Hüseyin abi. Vay vay. Fütüristler, siz de sebeplenin. Gelecekte bu çaylardan bulamazsınız. Var Şükrü. Teşekkür ederiz Hüseyin abi. Özledik sizi. Eyvallah. Oh be, çay gibi çay. Şu reyting olayı ülkemize geldiğinde sana hep 10 puan vereceğim Hüseyin abi. Hüseyin abim Pablo Bataşa gibi 10 numaradandır Berke. Nedir bu reyting meyting Berke? Reytokrasi abi, gelecekte bizi bekleyen gerçek. Herkesin bir puanı olacak, hepimizin, yani sizin de. 2020'den itibaren vatandaşları için sosyal kredi sistemini uygulamaya başlıyor Hüseyin abi. Bizim ülkemizde de aynı zamanda uygulanmaya başlayacak bence. Sizden ne eksiğimiz var? Fazlamız var, eksiğimiz yok kardeş. Evet abi, Çin liginde öyle takımlar var ki para basıyorlar. Aynen. Cep telefonlarımıza bir uygulama yükleyeceğiz. Kullanıcılar hem sanal hem gerçek hayatlarında izlenerek derecelendirilecek. Yani reytokrasi böyle bir şey. Herkesin bir reytü olacak. Yani puanı. Yani NBA smaç yarışmasındaki gibi puan mı verecekler? Evet, çok güzel örnek Şükrü abi. Güzel örnek vermek bizim işimiz Eda kardeş. Herkes puanı kadar konuşsun Şükrü. Aynen abi. Notu yüksek olanlar ayrıcalıklı hizmet alırken, notları kötü olanlar ise belki kendilerine eş bile bulamayacaklar. Ne yani, evlenemeyecekler mi? Evet, aynen öyle. Ne zaman notlarını yükseltecekler, o zaman evlenmeye hak kazanacaklar. Çok saçmaymış ya. Kime ne kardeşim? Ben istediğim kişiyle birlikte olurum, ne öyle puan muan falan. Değerlendirilmekten mi korktun dar gömlek? Biz itiraz etmedik. Neden? Kimseden gizlimiz saklımız yok çok şükür. 10 puanlık adamız. Niye bakıyorsun İrem ya? Öyle yani, o yüzden. Vallahi bilemiyorum Tolga. Bence sakladığın bir şeyler var. Ölçme değerlendirmeden kaçıyorsun. Kim? Ben? Evet. Hiç alakası yok ya. Ne kaçması? Bak, burada tarifi var, okuyayım. Sosyal kredi sistemi insanları hem sanal dünya hem de gerçek hayattaki yaşantılarını takibe alarak davranışlarının yasal ve ahlaki normlara uygunluğuna göre puanlandıracak. Yani işin özü, herkes birbirine puan verecek. Yani puanı yüksek olanlar düşük olanlara göre daha avantajlı olacaklar. Aferin çocuklar. Benden size 10 puan. Benden de 8 puan. Çünkü çaylarınızın son yudumlarını bıraktınız. Ben de 2 puanını geriye alıyorum. 8 puan veriyorum Şükrü. O zaman yazalım abi. Yaz Şükrü ya. Puanlamalarımızı birazdan açıklayacağız arkadaşlar. Tabii bunun dijitali olacak Hüseyin abi. Dijital rejona ters Berke kardeş. Şükrü, puanları oku. Berke ve Eda 16. Dar gömlek 2. Ne? İrem Hanım 15. İsmail Bey ve Tutku 20. Ben niye 15 puan? Çok parfüm sıkmışsın İrem Hanım. Etkiledi bizi. Ondan yani. Ya bir dakika da. Şükrü abi, bana niye 2 puan abi? Sen bir şeyler saklıyorsun dar gömlek. Açıklama yapmak zorunda değiliz dar gömlek. Puanlarımız kaç Şükrü? Bir oku bakayım. Hüseyin abi ve ben 40 puan. Erkenden
İşe geldik. Mis gibi çayımızı demledik. Başarılı ve güzel servis yaptık. Herkesten 10 puanı kaptık. Aynen. Tabelaya bakalım, göbek atalım. Tabelaya bakalım, göbek atalım. Tabelaya bakalım, göbek atalım. Dur Şükrü. Madem puanımız yüksek, bize müsaade arkadaşlar. Bize müsaade mi? Ya Hüseyin abi, daha yeni geldiniz zaten işe. Bir ayrıcalığımız olmalı değil mi? Düşük puanlarla aynı ortamda olmak biraz abes. Biz gidelim Şükrü. Gidelim abi. Çaylar! Kendileri çaldı, kendileri oynadı resmen. Gerçekten öyle vallahi. İra, sen bana kaç puan verdin? Sana puanım 10. Çünkü bence 10 numara insansın. Vallahi mi? Aa, bak kız mesaj atıp duruyor. Buluş şu kızla ya. Ya buluşmayacağım ya. Allah Allah. Kahvemizin demir başları. Bir mevzu var. Bir dakikanızı bana ayırır mısınız? Bakalım ne yumurtlayacak yine. Tavukçuluk yapma Yakup, çay ya. Algıyı dağıtmayalım arkadaşlar. Buyur Hüseyin abi. Kahvemizin yeni yönetim sistemini sizlere anlatmak istiyorum. Ratetokrasi, yani sosyal kredi puan sistemi. Ben Cumhuriyet'ten başka sistem tanımam şey. Ben de tanımam. Biz de tanımayız Neco. Bir dinle, dinlemesini öğren. Puanı en düşük olan hem kendi hesabını hem de en yüksek olanın hesabını ödeyecek. Yani günün sonunda birinci olan sonuncu olana hesabı kilitler. Anlaşıldı mı kahve ahalisi? Anlaşıldı. Eski köye yeni adet getirmeyin Hüseyin. Biraz yeniliğe açık ol Yakup. Aç şu kapılarını geleceğe. Gelecek senin sandığından daha yakın diyorsunuz. Fütüristiz oğlum biz. Bizim arkamızda Elon Musk var. Akıllı ol. Hüseyin'e benden 10 puan yiydi. Abi Hüseyin abi 10 puan hak edecek, ne yaptı? Oğlum Hüseyin birinci olsun da onun hesabı ödensin. Ha, senden korkulur vallahi Yakup abi. Yazdın mı Hüseyin'e 10 puan? Yazıyorum abi. Hüseyin abiye yazıyorum. Bakıyorum yeni sisteme çabuk ayak uydurdun Yakup. Sayenizde Şükrü. Yoksa sizin yüzünüzden iflas edeceğim. Bana kaç puan Yakup? Sana 0 puan Neco. Neden? Sabahleyin iki simit aldın, tek başına yedin. Sormadın ki bir yiyen var mı diye. Ya. Arkadaşlar bak size baklava mı? Hangi dağda kurdu öldü Neco? İçimden geldi. Yemezler Neco. Çıkarıcı Neco. Biz baklavaları yiyeceğiz. Sen de puanları kapacaksın. Uyanık seni. Çıkarıcı Neco. 0 puan sana. Al benden de o kadar. Yazıklar olsun. İlk günümüzü böylelikle tamamladık. Kahvenin demir başları. Sendeyiz Yiğido. Teşekkürler Hüseyin abi. Abi çok heyecanlandım. Kalbim duracak sanki. Günün sosyal kredi puanlarını açıklıyorum. Hüseyin 85. Şükrü 72. Ben 74. Yakup abi 62. Eko 58. Selim 57. Mesut 50. Neco 13. Ve bugünün lideri kazananı Hüseyin abi. Alkışlayın arkadaşlar. Bravo. Sonuncusu da Neco. Necocuğum, kesene bereket canım benim. Şükrücüğüm, şu kahveden var ya, borçsuz çıkıyorum ya. Benden mutlusu yok oğlum. Haklısın abi. Borç ödemekle, yol yürümekle tükenir. Aynen Şükrücüğüm. Gidelim. Gidelim abi. Evet Neco, kısmet değilmiş. Bu Hüseyin hesabı, bu da senin hesabın. Allah bereket versin.
Afiyet olsun. Anam be, eline sağlık. Dolmalara bak, kalem gibi olmuş be. He, dolma kalem gibi. Ver. İnsan yemeğe kıyamıyor Kadriye anne. Sanat eseri bunlar, sanat. Al vitrine koy, Japonlar gelsin fotoğraf çektirsinler. Olmaz kocuş, vitrine koyamayız. Siz yiyeceksiniz diye sardık bunları. Ay hadi hadi, bir an önce yiyin de kaldıralım şu sofrayı ya. Yemeğimize kan doğrama Emine. Kan doğranmaz ki enişte. Domates doğranır, salatalık, biber doğranır. Yani benim bildiğim kan bağışlanır değil mi? Allah'ım biri çıksa da sana da beyin bağışlasa bari Hatice. Ben istemem. Bu bana yetiyor. Bize yetmiyor. Hadi hadi afiyet olsun hadi. Yardır. Anacığım biz artık sosyal kredi notu sistemine geçtik. O ne be? Seni aşar Emine. Sıfır. Otur yerine. Bu yüzden dolmalar için 10 puan Kadriye anne. Anacığım, ellerine sağlık. Benden de sana bir 10 puan. Hatice'm, sana da 10 puan. Ay kocis, benden de sana 10 puan. Arttırıyorum Hatice'm, benden 20. Ay çok romantiksin, benden sana 30. Yine arttırıyorum Hatice'm, sana 40 puan. Kocis. Hatice'm. Çaylar. Cetar Şükrü, seni değerlendirecek bir veri yok elimizde Emine. Ama benim elimde var Hüseyin. Senin de bu zevzekliğine benden 0-0-0. Adamı hasta etme Emine. Bir tane sıfır daha. Of. Hem de kocaman. Dolmalar. Selamünaleyküm kahvenin delikanlıları. Sabah şerefleriniz ayrı olsun. Oo Mete hoş geldin. Oo Yakup bonservis ödemeden transfer yapmış abi. Hoş bulduk abi de, hoş bulduk. Hayırdır Mete? Karadeniz'de gemilerin mi battı? Sorma Hüseyin abi ya. Yani gemi batmadı ama işte bizim restoran battı. Tüm çalışanlar da işimizden olduk. Ben de şimdi iş arıyorum. Bir görüşmem var. Öncesinde Yakup abinin bir çayını içeyim dedim. Oo, iyi yaptın Meto. Doğru yerdesin. İş bulmak bizim işimiz. Meto, uzak dur oğlum bunlardan. İş falan bulamazsın söyleyeyim. Bıdı bıdı yapma Yakup, çayı yap. Hemen veriyorum Hüseyin abi. Vallahi esnek çalışmak gibisi yok anneciğim. Ama olmuyor Emine. Sen evde olmayınca bizim bilgi akışımız eksik kalıyor. Ben ne yapayım ya? Dinlenmek benim de hakkım canım. İzinliyim ben. Aa Şükrücüğüm mesaj attı. Ah ne diyor ne diyor? Bizim Meto işsiz kalmış, iş arıyormuş. Aman ne kadar önemli bir bilgi yani. Bana ne be? Bana ne Meto'dan? Yeni bilgiler geliyor. Hmm, Meto'nun çalıştığı restoran batmış. Emine. Acaba Haluk Bey'lerin evinde ne oluyordur şimdi? Ay ne olacak anne ya? Kedi köpek gibi didişiyorlardır vallahi. Ay kız acaba gitsen mi diyorum Haluk'un yanına? Ay yok olmaz, gidemem. Aha mesaj geldi. Dolardaki artış devam ediyormuş. Ya hable ve la kuvveti. Yahu ne doları kardeşim ya? Hasta mıdır nedir ya? Ya dolardan bize ne? Doları olmayanlar düşünsün. Ha, o zaman oturup hep beraber düşünelim. Ha, ben de onu dedim. Hadi. Bu şekerleri al. Bunlar ne? Evet, bunu da al, bunu da. Yiğido, ya Hüseyin'e 10 puan. Ne abi? Bu ne Yiğido? Sosyal kredi puan sistemi Meto. Nasıl? Vay, harika bir sistem kurmuşsunuz Hüseyin abi. Sosyal kredi puan sistemi. Sistemli yaşamak bizim hayat biçimimiz Meto kardeş. Yiğido, Meto kardeşe bir 10 puan yaz benden, ayağı alışsın. Benden de bir 10 puan yaz Yiğido. Sağ olun abilerim. Meto, yok mu torpil falan oğlum? Seni bir yere yerleştirsinler iş için. Nerede abi ya? Ya bugüne kadar kendi tırnaklarımızla geldik. Bundan sonra da böyle devam edeceğiz. Biz sana referans oluruz Meto kardeş. Merak etme. Meto, yeme kendini aslanım. Bunların maşallah dediği 3 gün yaşamaz. Hadi yapma. Yakup'a benden bir yıldızlı 0 yaz.
Yazıyorum ya. Yaz yaz. Aa, benim saatim geldi. Bana müsaade. Nedir Yakup abi borcum? Bu seferlik bizden olsun Meto. Yolun açık olsun kardeşim. Eyvallah abi. Gel bakalım Meto, yaklaş. Şu üstünü başını bir düzelt. İyiyim. Düzgün düzgün Hüseyin abi. Maşallah var çocuğun. Hedefin ne diye sorarlarsa, küçük de Meto. Ben küçük işlerin adamıyım de, adamların gözü korkmasın. Çok önemli bir noktaya değindin Şükrü. Maaş beklentini sorarlarsa askeri diyeceksin. Ne iş olursa yaparım abi de. Aa, sigorta istemem oğlum. Sigortasız olur mu Hüseyin abi ya? Olur oğlum, neden olmasın? Sigorta parasını açıktan iste. Bu yaşta sigortaya mı ihtiyacın var senin? Dipçik gibi çocuksun. Hastanenin yolunu bilmezsin sen Meto. Sigorta yaşlılıkta lazım. Size sigortayla ilgili sözlerinizden dolayı sıfır veriyorum. Sen bunlara bakma Meto. Sen hakkın olanı git talep et. Zaten bu devirde kimse sigortasız işçi çalıştırmaz. Sen bizi dinle Meto. Bana bak. Küçük esnaf. İşine bak. Neyse abi, bana müsaade. Bilgisayar için sağ ol Yiğit'im. Güle güle. Bu devirde iş bulmak çok zor. Aynen, katılıyorum. Yiğido, mesaimizi dolduralım. Şuradan tavlayı getir de bir tokatlayayım. Koltuğun altına vereyim şu tavlayı. Hemen getirdim Hüseyin abi. Aç diz, beni bekle. İki dakika işim var. Okey'e dönüyor oğlum. Herkese benden çay. Hayırdır Hüseyin? Bonkörsün. Sosyal kredi sistemi Yakup. Ben içiyorum, sonuncu ödüyor. Ve bitiyorum. Çift okey arkadaşlar. Adamı hasret etmeyin. İyiydi o. Bak bakalım puan tablosuna. Kaç puanımız oldu? 45 Hüseyin abi. Tabelaya bakalım, göbek atalım. Tabelaya bakalım, göbek atalım. Bu fark kapanır Hüseyin. Hadi oradan Yakup. Çaylar gelsin. Birazdan da Türk kahvelerini içeceğiz. Nasıl olsun Hüseyin abi? Nasıl mı olsun? Vallahi şekerli olsun, şekersiz olsun. İnsanlar kafasına göre içsin Yiğido. Ben kabul etmiyorum. Daha sıfır veriyorum. Hüseyin. Konuşma. Hadi taşı kim yapıyor? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Tutarız bu evde sır dolu şu halim.